eğdik oturmaya. Minky, bunu sen mi çözdün? Evet, her pazar çözüyorum. En sevdiğim bulmaca. Gerçekten hepsini çözmüşsün. İyi, bir daha çözmem. Allah Allah. Bu zeka bulmacasını o kadar az kişi çözebiliyor ki. Minky, hı? Sen gizli bir dahisin. Hemen şimdi cevabı gönderiyoruz. Jüri teşvik ödülü veriyorlarmış. Aa, ödül mü varmış? Aa, geçen haftanınmış bu. Haftaya bakarız o zaman yenisine. Olmaz, o ödülü almazsın. Hak ettiğin bir şey çünkü. Bak, yeni sayı da burada. Hadi gel, bunu da çöz hemen. Tamam, çözeyim. Kırk iki. Ne 42? Üç. Bu öyle bir cevap değil kimin ki? Soruda hiç sayı bile yok. Öncekileri çözdüğün gibi çözer misin Minky? İyi de hiç rahat hissetmiyorum ki böyle. Ben bu bulmacayı çözerken hep bu yastıkların içinde yayılarak oturuyorum. Şimdi nasıl? Daha rahat. Bir şey daha eksik. Tabii ya, meyve suyu. Bulmaca çözerken hep meyve suyu içiyorum ben. Sakın kalkma yerinden. Güzel, benimkiyle aynı tadı. Bunun yanına kek gibi bir şeyler var mı? Biraz da masaj. Bir dakika ya. Bulmaca çözerken ben sana masaj yapmıyordum ki. Kek de yapmıyordun, çok iyi oldu. Şu soruyu çözer misin artık? Tamam tamam, çözüyorum. Yine ne oldu? Ben bunu çözerken etrafımda başka bir sürü şey oluyordu. Onlar eksik. Tamam, ne varsa her şeyi söyle. Ben sana aynı ortamı sağlayacağım. Maket için kusura bakmayın. Çok zamanım yoktu. Şimdi hep birlikte Minky'nin her zamanki pazar gününü yeniden canlandıracağız. Minky de böylece o zeka bulmacasını çözebilecek değil mi Minky? Bak, herkes senin için toplandı. Bir bulmaca için herkesi şey yapmasaydık. Cümle kurup dikkatini dağıtma Minky'cim. Evet, olaylar şöyle gelişiyor. Minky meyve suyuyla rahat koltuğunda yerini alıyor. Hoparlörde de hayat hareket çalıyor. Kukuli son domino taşlarını diziyor. Ben elimde çöple mutfaktan çıkıyorum. Çöp nasıl oldu? Harika. Sonra düt düt arka tarafta kaktüsleri dalıp bağırıp çağırıyor. Onu her hafta nasıl yapıyor bilen yok. Oraya takılmayalım. Devam edelim. Sonra cıma zil çalıyor. Gelen Misiva. O da yine her hafta nasıl oluyorsa bir şeyini unutmuş oluyor. Ama her hafta aynı şeyi unutmuyorum. Değişiyor. Misiva'nın eşyasını buluyoruz. Ben şarkıya eşlik edip Minky'nin yanına oturuyorum. Ve Minky de cevabı buluyor. Tata! Sorusu olan olmaz. Herkes yerine. Marş marş. Ben hazırım. Hayatınızı sürdürün, her şey yolunda. Merhaba Tinky. Ben şeyimi unuttum. Neyimi unuttum? Neyimi unuttuğumu konuşmadık. Fark etmez, söyle bir şey. Bütün olayı mahvettim ben şimdi, değil mi? Yok, bir şey olmadı, devam. Tüh! Mahvolmamışken mahvolmuş gibi yaptım, mahvoldu. Ne oldu? Müzik neden durdu? Hoparlörün şarjı bitti. Haydi. Baştan alıyoruz o zaman. Doğru mu duydum acaba? Bir daha mı yapacağız? Evet, düt düt. Haber verince kaktüslere saplanırsın yine. Barış çarş filan. Ama acıyor. Bu tamam. Kukuli, taşları yeniden dizmen lazım. Ben unutacağım şeyi buldum galiba. Tacımı nerede bıraktım acaba? Burada kesin eğlencelik bir şeyler var. Hop, cımbırlop. Herkes yerine. Herkes yerine. Hayatınızı sürdürün. Her şey yolunda. Meyve suyum bitti.
Bir daha alıyoruz. Yapma. Yap yap. Çok komik oluyor. Ha? Senin tuvaletin mi var Minky? Hem de ne? Hayatınızı sürdürün. Her şey yolunda değil. Sen zeka bulmacası mı çözeceksin? Hiç güleceğim yoktu. Yok ya, güleceğim vardı. Ben o beklentiyle geldim buraya. Minky, ben sana güveniyorum. Sen bu soruyu çözersin. Kalpler seninle. Minky, lütfen soruyu çöz. Lütfen çöz. Arkadaşlar, son bir kez daha. Bir kere de bitirelim şu işi. Hı? Ama önce... Hayat bir yarış. Kim demişse yanılmış. Ve bitti. Olmadı. Nasıl yani Minky? Çok şaşırdım. Yo, hiç şaşırmadım. Ben kaplıcalara tedaviye gidiyorum arkadaşlar. Olsun Minky. Başka sefere artık. Her şeyi yaptık. Nasıl çözemedin? Bilmem. Çözemedim işte. Evet. Akışta dalgalanış. Yok yarış meriş. Hayat. Minky, çözmüşsün. Nasıl? İyi de nasıl oldu bu? Bilmem. Öyle rahat rahat çözdüm işte. Kimse bakmayınca. Demek biz sana çok ısrar ettiğimiz için yapamıyordun. Üstünde çok baskı vardı. Kusura bakma Minky, fark edemedik. Bundan sonraki haftalarda sana hiç baskı yapmayacağız. Haftaya başlıyoruz baskı yapmamaya. Sen de ödülleri topluyorsun. Sonraki hafta, ondan sonraki hafta, ondan da sonraki hafta. Bütün ödülleri topluyoruz. Herkesi organize ediyorum. Baskıyı kaldırıyoruz. Rahat rahat çözüyorsun bulmacaları. Herkes nereye gitti? Tamam, gidin şimdi rahat rahat. Ben haber edeceğim size. Minky bak, jüri teşvik ödülün geldi. Buraları toplar mısın lütfen? Tamam, toplarım. Ama hep toplarım diyorsun, hiç toplamıyorsun. İyi de burası benim odam. Sen niye bu kadar kafayı taktın? Burayı dağınık görünce benim de kafam dağınık oluyor. O zaman şu fotoğrafa bak. Orada düzenli. Niye öyle yaptın Tinky? Yoksa harekete geçmiyorsun. Toplayacağım dedim ama. Tam da en zor aşamaya geçiyordum. Aa, sana verdiğim okuma lambası. Kırılmış bu. Ha, burada duruyordu, rüzgar bir anda pencereyi açtı. Ya bu kaçıncı artık? Senden rica ettim dikkat et diye. Beni hiç dinlemiyor musun? Ama dedim ya, pencere açıldı. Yok, beni dinlemiyorsun hiç. Pencere? Dinlemiyorsun hiç beni. Beni hiç dinlemiyorsun. Dinlemiyorsun. Minky, şunun sesini kıssana. Tamam kısacağım. En sevdiğim kısmı geliyor. Orası da geçsin. Minky, hemen. Geçsin şurası işte. Acaba biraz sesini kısar mısınız?
Minki neden ben dediğimde kısmadığında düt düt dediğinde kıstın? Düt düt deyince değil, zaten kısıyordum. Tamam Minki, sen benim istediklerimi hiç yapma. Tinki de kimmiş? Boş ver Tinki'yi. Kimmiş ki Tinki? Aman boş ver Tinki yok. Minki şunları bir tutsana. Ha bunu ha? Yeni yapıştırdım. Ha? Tutmazsam dağılır. Minki elimden kayıyor. Tamam geldim. Al işte gördün mü yaptığını? Ama ben şeyi tutuyordum. Minki şurayı bir tutar mısın lütfen? Tabii. Çok teşekkür ederim Minkiciğim. İyi ki varsın. Rica ederim. Heh, düt dütle birdir bir oynamaya geliyorsun evet, değil mi? Evet orada görüşürüz. Ama ben sana sorduğumda birlikte çiçek ekelim mi diye hayır dedin. Ha ekelim mi demedin ama ekelim dedin. Bir de bana yardım etmedin mi Sivaya ettin. Çünkü o kadar güzel sordu ki nasıl yardım etmeyeyim? Aslında sen de biraz... Tamam Minki deme bir şey. Sen git hadi. Ha, sen de gel istersen. Siz gidin tamam. Benim işim var. Çok işim var. Bayağı işim var. Epey işim var. Sonsuza kadar işim var. Sen beni arkadaşın olarak görmüyorsan o zaman ben de artık senin arkadaş olmam. Bitireceğim senin arkadaşlığımı. Artık arkadaş değiliz Minki diyeceğim. Yüzüne de böyle diyemem ki. Başka bir yol olmalı bunun. He? Yo, iyiyim. Ama sana bir şey soracağım. Bir arkadaşım bir arkadaşıyla arkadaşlığını bitirmek istiyor. Ama böyle ona söylemeden nasıl yapabilir? Ha? Arkadaşlığınızı nasıl bitirirsiniz? Aa, tam aradığım kitap. Şey, arkadaşımın aradığı kitap. Çok teşekkürler Kukuli. Belli ki çok kararlısınız. Bunu yapmayı kafanıza koydunuz. Evet koydum. O zaman bu kitapta söylenenlere adım adım yapmalısınız. Tamam yapacağım. Adım bir. Arkadaşınız çok mu dağınık? Aa evet dağınık. O zaman yapmanız gereken şey basit. Dağıttığı eşyaları onun yerine siz toplayın ve en iyi bildiğiniz yere güzelce kaldırın. Buna tepkisiz kalmayacaktır. Böylece eşyalarını bulamayınca bana çok kızacak. Çok kızınca da arkadaşlarımızı bitirmeyi düşünecek. He, çok iyi fikir. Tinki, boya kalemlerim nerede? Bulamıyorum da. Odandaki eşyaların hepsini kaldırdım. Nereye kaldırdın? Hiç bulamayacağım bir yere. Aa, demek oraya kaldırdın. He? Ha? Ha, ne güzel de ayırmışsın. Her şeyi buradan rahatça bulabilirim. Çok teşekkürler. Kendime meyve suyu sıkacaktım. Sana da sıkayım mı? Neyli istersin? Hiçbir şeyli, tamam mı? Hiçbir şeyli. Tamam. İstediğin zaman söyle ama. Yaparım bir tane. Acaba niye böyle oldu? Attığınız adımların hemen sonuç vermesini beklemeyin. He, tamam o zaman. Siz yeni adımlar atmaya devam edin. Edeyim. Son zamanlarda önem verdiği bir konuyla ilgili ona yardım edin. Bu ona büyük sürpriz olacaktır. Minki'nin tabletteki oyunu. Ben onun geçemediği aşamayı geçersem oyun artık zevkle oynayamaz. Bana çok güzel bir arkadaşlığımızı bitirmeyi düşünür. Çok ilginç bir fikir, bravo. Bu oyunu benden habersiz kim oynadı? Bütün oyunu bitirmiş kim yaptıysa. Ben oynadım Minki. Kızdın mı bana? Artık oyunun hiç tadı kalmadı değil mi? He? Bir tanesin Tinki. Ben de aslında oyunu çok sevmiyordum ama sonunu merak ediyordum. Sen de sonuna gelmişsin. Çok teşekkürler. Çok iyisin. Ha bak çiçeklerin için besleyici bir karışım yaptım. İstersen bugün birlikte onlara bakabiliriz. Hayır istemiyorum. Bakmayalım. Tamam peki. Minki niye böyle güzel bir şey yaptı ki? Çok tatlı. Ama vazgeçmek yok. Attığınız adımlar bazen ters tepebilir. Asla vazgeçmeyin. Heh, ben de öyle dedim zaten. Vazgeçmek yok dedim. Bu kitabın sonuna geldiğinizde çok güzel şeyler olacak. Şimdi sıradaki adım atma zamanı. Evet, zamanı. Sizin için çok değerli bir şeyi arkadaşınıza hediye edin. İyi ama neden böyle yapıyoruz ki? Hediye diye sevinecek ama benim değer verdiğim şeyi görünce çok mu kızacak? Herhalde öyledir. Sana bir hediye aldım Minki, bak. Aa, bana mı? Hadi hemen açsana. Ha, aslında benim de sana bir sürprizim vardı. Ha? Bana hediye mi aldın? İçinden beni çok kızdıracak bir şey çıkacak değil mi? Bak bakalım, bence çok seveceksin. Ama sen niye bu kadar iyisin ki Minki? Böyle olmaması lazımdı. Bir yanlışlık var. Bence anladı arkadaşlığımızı bitireceğimi. Ay, bütün kitabı okuyup hepsini yapmalıyım. Daha çabuk olmalıyım.
çok istediğim patenler. Bunu da tamir etmiş. Tinky, ne oldu? Hediyeni sevmedin mi? Çok sevdim Minky. Hem de çok. Peki bir şey yanlış mı yaptım? Hayır Minky, yanlış yapmadın ama... Bana niye bu kadar iyi davranıyorsun? Çünkü sen bana iyi davrandın. Hayır Minky. Ben sana hep ters şeyler yaptım. Bu kitapta söylenenleri yapıp arkadaşlığımızı bitirmeye çalıştım. Bu kitapla mı? Evet. Niye gülüyorsun? İyi de bu kitabın içinde daha iyi arkadaş olmak için öneriler var. Olur mu? Baksana adına. Arkadaşlığınızı nasıl bitirirsiniz? Ama kitabın isminin devamı da var. Üstü bantlanmış. Bak, arkadaşlığınızı nasıl bitirirsiniz? Yapmayın sakın böyle şeyler. Alt başlığı da arkadaşlığınızı sağlamlaştırmanın yolları. Ay, yani ben sana kötülük yapayım derken hep iyilik mi yaptım? Öyle olmuş. Sen bana iyi davrandığın için ben de sana karşı daha dikkatli oldum demek ki. Rahatsız olduğun şeyleri yapmadım. Ben sana kızgın olduğum için kaba davranıyordum. Sen de bana aynı davranıyordun. Ama ben sana karşı nazik davranmaya başlayınca her şey düzeldi. Ha, bu müthiş bir şey. Bir bant neleri ulaştı bak. Kim yapıştırdı acaba? Kukuli. Tabii ya. Sen bantladın. Önceden hazırladın her şeyi. Ah bu sen. Peki ne yapıyoruz şimdi? Patenle çıkıyor muyuz dışarı? Tabii ki Minky. Tabii çıkıyoruz. Hemen giyiyorum ayağıma. Aa, baksana. Burada arkadaşınıza borç verin ve borç verdiğinizi unutun diye bir madde var. Yani çok zorlama bence Minky. Hazırım. Ben de. O zaman kapıyı önce kim gidecek? Ben. Hayır ben.